Merhaba arkadaşlar, Türkiye'de tatilden çekiyorum videoyu. Direkt en başta söyleyeyim, bence gurbetçiler olmasa şu an ben Türkiye'de turizmin dönebileceğine inanmıyorum. Resmen sadece gurbetçilerin getirdiği, yaptığı harcamalarla şu an turizm dönüyor. Size birazcık Kuşadası'ndan örnek vereceğim. Antalya ve Bodrum'un, Çeşme'nin çok daha pahalı olduğunu tahmin ediyorum, duyuyoruz zaten. Kuşadası klasman olarak biraz altta kaldığı için buralara göre biraz daha ucuz. Ama ucuz dediğime bakmayın. Fiyat örneklerini vereyim. Kadınlar Denizi'ne gittim. Kuşadası'nda zaten içinde denize girecek 3-4 yer var. Kadınlar Denizi'nin üstünde denizin market, restoran, kafe, bar gibi yerler var. Arkadaşlar en ucuz dandik menüler 340-350 TL'den başlıyor. 10 euro yapıyor. Yiyebileceğiniz en kalitesiz ve en ucuz şey direkt 10 euro'dan başlıyor. Acaba dedim deniz kenarı turistik falan diye mi, böyledir çarşının içinde yürüdüm. Çarşının içindeki fiyatlara baktım. Karışık tost, yemin ediyorum 2 tane tost ekmeğin arasına kaşar, domates, işte salam malam kalitesiz basıp orada fiyatlarda 340-350 TL'den başlıyor. Yani her gittiğim yere lahmacunundan Adana kebabı olsun, en basit tostu olsun, burger menü olsun, tek menü olsun, abi her şey 10 euro'dan başlıyor. Ve arkadaşlar turist yok, turist olmadığı için yerliler zaten bu paraları veremiyorlar. Bu paraları tek verebilenler gurbetçiler. Almanya'dan gelen gurbetçilerin verebildiğini görüyorum. Şimdi Beach Club diyeyim. Burada da işte anlıyorsun, herkes kendi arasında Türkçe konuşuyor. Ondan sonra çocuklarla Almanca konuşuyorlar falan. Ha diyorsun, tam Almanya'dan gelmişler. İşte geçen burada yine tekrar iki tane genç çocukla konuştum. Hollanda'dan gelmişler gurbetçi. Orada doğma büyüme ama neyse, işte onlar da yarı Türkçe yarı Dutch konuşuyorlar falan filan. Onlarla sohbet ettik. İşte Kadınlar Denizi'ne gidiyorum. Oturduğumuz yerde yine aileler işte çocuklarıyla bazen arada Almanca, Türkçe karışık konuşuyorlar. Hemen anlıyorsun, tamam onlar gurbetçi. Sadece gurbetçiler para harcayabiliyor. Restoran, kafe, gastronomi, aklınıza ne geliyorsa sadece gurbetçilerin parasıyla dönüyor. Çok net olarak söylüyorum, gurbetçiler olmasa şu anki turizm sezonu, bu sene için konuşuyorum, ben ayakta durabileceğine inanmıyorum. Kendim telefonla konuşuyorlar da, biraz Antalya ve Bodrum'daki esnafla olan röportajlara baktım. Diyor ki gemi geliyor, zengin turisti alıyorlar hemen, gezdiriyorlar, belli turlarla anlaşmalı restoranta götürüyorlar. Ondan sonra tekrar gemiye. Hadi yallah. Dolayısıyla merhaba. Dolayısıyla arkamda görüşme var. Neyse. Dolayısıyla gelen turist, yani birazcık paralı olan turist de çarşının içine gelmiyor ve harcama yapmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla gemi geldiğinde ister Bodrum, Antalya, Kuşadası ne olursa olsun, turist tamamen izole bir şekilde anlaşmalı yere götürülüyor. Tekrar gemiye bırakılıyor. Buradaki yerli esnaf hiçbir şey kazanmıyor. Denize girmek istiyorsanız Beach Club'lar 1000 TL ve üstü diye gidiyor girişler. En az 30 euroya denk geliyor. Daha yeme içme falan yok. Sadece girdin 30 euro gitti. Onu söyleyeyim. Birkaç tane böyle kumsalı olan, limanı olan birkaç köşe kendince işte Beach Club gibi bir şey oluşturmuş. Onların giriş fiyatlarını sordum. Bir tanesi 500, bir tanesi 600, 850 girişe iki tane şezlong veren falan var. Çok basit söylersek, en basit yüzme aktivitesine gittiğinizde 500 ile 1000 arası olsun. Bu Kuşadası'nda bu böyle, Antalya, Çeşme'ye daha, Bodrum'da daha fazla olduğunu biliyorum. Ödediğiniz para 1000 TL'den hesapladığınızda bir 30 euro giriş. Zaten bu mekanlarda bira paraları, bira ücretleri, yani bira da en ucuz alkol olduğu için söylüyorum, direkt 200-250-280-300 TL diye başlıyor. Bugün 300-350'den bir birayı alıyorsunuz, orada da bir biraya 10 euro vermiş oluyorsunuz. Dediğim gibi bu restoran, bar, kafelerde de yemek yiyeceğiniz zaman en dandik menü 10 euro'dan başlıyor da işte 34 falan 340-350 TL'lerden başlıyor.
Ve zaten turist yok. Kaliteli turist yok. Parası olan turist yok. Dediğim gibi gemiden gelen turistler sadece anlaşmalı yerlere yönlendiriliyor. Hoppala tekrar gemiye. Bu gel burada da ben birkaç tane turistle sohbet etme imkanım oldu. Tamamen gelen gemiler 7-8 saatlik geliyorlar arkadaşlar. Ya sabah geliyorlar öğlen 3'te tekrar buradan alıp işte Mykonos'a götürüyorlar. İtalya'ya götürüyorlar farklı gemiler farklı turlarda. Dolayısıyla esnaf hiçbir şekilde kazanamıyor. Yerli zaten harcayamadığı için sadece gurbetçiler. Sadece gurbetçilerin parası. Bir ikincisi abi İspanya'ya uçanlara sordum. Malaga'ya millet 140-130 oraya gidiş dönüş. Yunanistan'a aynı şekilde fiyatlara bakıyorum. Türkiye'den daha ucuz. Aşağı yukarı 300 ortalaması gidiş geliş. Berlin'den öyleydi en azından. Almanya'dan Berlin adına konuşayım. Ben Berlin'den geldim. Berlin'den buraya ben 500 euro gidiş geliş aldım. Arkadaşlar çok pahalı aldım zannediyordum. Hollandalı çocuklarla konuştum. Onlar sadece gelişi 300 almışlar. Adam başı daha dönüşü almadık abi dediler. Uçakta bir sürü grubu içeriyle konuştum. 5 ay önceden alan da 450'ye almış. 3 ay önceden alan da 480'e almış kişi başı gidiş geliş. Yani ben 500'e yine çok normal bir fiyata almışım ama 500 nedir ya? Ve bunu bütün gurbetçiler de farkında ama işte herkesin kimisinin ya köyünde evi var ya akrabasını görmesi lazım ya anası babası hasta onların yanına gitmesi gerekiyor. Bir tek bu yaz tatili var biliyorsunuz okullar kapanınca firmalar çocuklu kişilere bireylere izin veriyorlar tatile çıkabilmeleri için. Bu insanlar da bir tek bu dönemde gelebiliyor. Dolayısıyla burada bir sistemsel olarak gurbetçiyi kazıklama olayının gerçekleştiğini gördüm. Çünkü sistem biliyor ki bu gurbetçiler bir tek bu zaman gelebilecek. Bir örnek daha vereyim. Emlak'tan işte bizimkiler emekli olduktan sonra anne baba ikisi de emlak yapıyor falan. Abi bütün ev alışlar, satışlar, kiralama falan. Hadi kiralama zaten artık kimse bakmıyor, ilgilenmiyor da. Ev alış satışlar yine bu da sadece gurbetçilerle dönüyor arkadaşlar. Ya işte Belçika'dan bilmem ne gelmiş de daha önce onu falancıyı satmış da buradan bir şey alacak. Yok işte Almanya'da bilmem ne emeklisi yok Hollanda falan. Yani yine buradaki emlak da aslında gurbetçiler üstünden dönüyor. Yani totalinde ister turizm olsun ister emlak olsun ister dışarıda yeme içme olsun hepsinin gurbetçiler üstünden döndüğünü çok net bir şekilde görüyorum. Yerlilerde zaten para yok. Turistle gelmediği için gelen turistler en ucuz. Kadınlar Denizi'ne gidiyorum kaç gündür. Sırbistan'dan gelenler var. Genç. Restoranlara oturmuyorlar. Hani birkaç gün gittim 4-5 saat falan kaldım güneşlendim. Deniz gözleme fırsatım oldu. Hiçbir restorana oturmuyorlar. Yemiyorlar. Yiyecek neyse de oradaki en ucuzu neyse ona oturuyorlar. 3 tabak alıyorlar. 5 kişi yiyorlar. Böyle bir turist profili var. Genel olarak bütün yerlerle konuştuğumda çok boşluk olduğunu söylüyorlar. Kimle konuşsam abi geçen sene bunun 2 katı geliyordu. Bir öncesi 4 katı geliyordu diyorlar. Yani 4 2 sene öncesine göre bu kadar düşüş var. Sadece geçen seneyle kıyaslarsak da bütün işten neredeyse yarısına kadar düşmüş vaziyette. Ha. Geleceğiz mi? Yine geleceğiz yani. Benim de annem babam burada hem ziyaret ediyoruz hem işte deniz güneş bunu da bulamıyoruz. Yok ama ben buranın yerlisi olduğum için az çok nasıl söyleyeyim bunun hadi fırsatını kullanabildiğimi gördüm. İşte ne bileyim annem orayı tanıyor giriş parası vermiyoruz. Babam bilmem neyi tanıyor. İşte spor salonuna gidiyorum mesela sağ olsun arkadaşın ne oluyormuş abi takılsın oğlan hiç ücret almasın dediler. Ha bak onu da söyleyeyim mesela 2 haftalık spor salonuna gitmek istiyorsanız 3000 TL. Bir salon 3000 TL istedi. Başka bir salon 2000 ile 2500 arası dedim. Niye 2000 ile 2500 arası dedi ki bir haftayı geçip 10 gün gibi bir süreye denk geliyorsa 2500 TL. Euro'ya çevirdiğinizde bunlar çok büyük para yani. 2 haftalık 2500 euro'ya yakın TL'ye yakın bir şey verdiğinizde abi 50 küsür euro'ya denk geliyor. 1030 ya 40 euro falan geliyor arkadaşlar. Yani 19 euro'ya ben aylık Berlin'de 7/24 açık sauna var, duş var. Her aletten var 19 euro. Burada 1 haftalık için 1500 isteniyor genelde. Salonlar havasız falan filan yani kalite de yok. Çok öyle alet falan da yok. Ortam da biraz ne bileyim yani Almanya'dan gelen birisi için çok iç açıcı değil öyle söyleyeyim. 1500'den hesapladığınızda 35'e böldüğünüzde aşağı yukarı
35 oraya falan galiba denk geliyor. Fiyatlar bu. Bir hafta spor yapacağım diyorsanız, dışarıda yemek yiyeceğim diyorsanız. Ben çocuklu aileleri düşünemiyorum. 4 kişi bir beach club'a girecekler. Belki 1000 TL verecekler. 4 şeyden 4000 TL sadece giriş. Yani neredeyse 100 euro. Yani 100 euro sadece bir beach club'a girdin. Daha bu çocuklar su isteyecek, acıkacak. Deniz çok acıktırıyor, yoruyor insanı. Tuzlu su acıktırıyor insanı. Bunlar 4 kişi. En dandik bir menü yeseler 10 euro'dan 40. 140 euro arkadaşlar. Bugün Kuşadası'nda en sıradan bir beach club gibi bir yere girip beach club'da yemeyin. Dışarı çıkın. En dandik yerde yiyin. Ödeyeceğiniz paralar bunlar. İnanılmaz bir hayat pahalılığı var. Akıl alacak gibi değil yani. İlk defa bu tatilde hesap yaptığımı gördüm. İnsana koyuyor. Yani bir yere gidiyorsun. Mesela isim vermeyeyim ama Kuşadası'nın manzara gören bir yerine gittik. Bir ilkokul arkadaşım da, o da şimdi Stockholm'da yaşamaya başlamış. 300 TL'ydi bir lira. 10 euro. Neyse videoyu çok uzatmayayım. Ana fikir buydu ve insan kendini aptal gibi hissediyor o parayı verince. Bir Bex'ti bu arada. Bex Almanya'da 89 cent. 1 euro bile değil. Yani 35 TL bile değil. 32 TL. Kuşadası'nda manzaralı bir yerde 300 TL'ye satılıyor. Yani neredeyse 9 euro. 10 katına yakın bir rakam. Ve insan o parayı verince kendini aptal gibi hissediyor. Durum bu. Videoyu beğenirseniz, abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.